Şu anlıkta çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Anlatamam o duyguyu. Çok mutluyum. İlk defa gerçekten mutluluktan ağladım. İlk katılımda çıktığını gördüm. Çok memnun oldum. Çok istedik bu evin çıkmasını. Bir yıldır bekliyoruz. Çok mutluyuz. Ağustos ayında 3. çekilişimizdi. Çok mutluyuz. Yani çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyım. Konuşamıyorum bile heyecandan. Sıra tespitimize hoş geldiniz, sefalar Kızımın şansına çektik ve kızım da ilk ayı da seçti. Ben de işte çıktığına çok seviniyorum kızımın adına. Çok mutlu oldum. Allah razı olsun yani emeği geçen herkesten. Hep pazar parasından biriktiriyordu. Hep şeylerine ne olduysa hep biriktiriyordu dedi ben bir evime gireceğim diye. Çok çok memnun oldum. Allah razı olsun. Ben ilk önce eşime söylemiştim. Biraz kendimce kendi çapımda araştırdım. Bir şey diyemiyorum yani çok heyecanlıyım. Yaklaşık kiracıyız artık inşallah. Ağustos'tan sonra kendi evimize geçeceğiz. Birinin sayesinde. Sizinle tanışmayı herkes bana diyor boş yere para yatırma, boş yere para yatırma diyor. Ondan sonra bugün herkese söyleyeceğim. Doluyor mu yatırdın, boşa mı yatırdın diye. Çok mutluyum. Herkese hayırlısıyla Allah ev nasip eder. Bir evime teşekkür ederiz. Bizim de ilk çekilişimizdi ve kısa bir sürede bu tasarruf programına dahil olduk. Ve ilk çekilişimizde bize çıktı ve ilk ayımız oldu. İnşallah aracımızı ilk ayımızda teslim alacağız. İyi yine dünya malıdır ama yine de sevindik yani çok sevindik. Ve bu şekilde vesile oldular. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun herkesten. Memnun oldum yani. İlk çıkışta çıkması da ayrıca bir sevindirici oldu bizim için. Hiç beklemiyordum. Üçüncü çekilişimiz. Yani çıkmaz umuduyla gelmiştik ama Allah yüzümüze güldü. Çıktı. Bir evime çok teşekkür ederiz. Ben otomotiv şirketinde çalışıyorum, özel bir sektörde. Araçlarla ilgileniyorum. Yani bu benim için güzel bir fırsat oldu. Bulunduğum yerden de belki bir araç almamı sağlayacak. İnşallah bu işlemi gerçekleştireceğiz. Açıkçası hiç olmadı. Çok böyle bir şeye yeltendik ama gerçekleştiremedik. Yani tabiri caizse para çarçur oluyordu sürekli. Böyle bir şeye düşündük. Farklı firmalarla da iletişim haline girdik ama yani bir evim, bir arabam daha mantıklı geldi bize. Kendim ev hanımıyım, evdeyim, çalışmıyorum. 3 tane çocuğum var, küçük de ülkede zaten. Evlendiğimden beri kirada oturuyorum zaten. Eşim fabrikada çalışıyor, işçi olarak, bakımcı olarak çalışıyor. Bir onun maaşıyla zaten geçinmeye çalışıyoruz. Hep ne bileyim oradan kıs buradan kıs bir şekilde yaşamaya çalışıyorduk Allah'a şükür. Ya öyle büyük bir şeyler yapamadık tabii. Böyle 3-5 falan ne bileyim. Anca ıvır zıvır işte birkaç eşya parası biriktirebildim. Onun dışında başka öyle büyük bir tasarruf yapamadım tabii ki de. Ben zaten internette gördüm bir evimin, reklamını gördüm. Hani araştırdım birazcık. İşte baktım etraftan girenler falan da varmış. Kaç yerle de görüşmüştük ama nasip olmadı. Bir aklımıza yatmadı. Burası uydu Allah'a şükür. Ben kendim emekliyim. 1970 yılında İstanbul'a geldim. Göztepe'de 45 yıl ikamet ettim. Orada bir esnaflık yaptım kendim. Bakkal dükkanım vardı. 45 yıl sonra buraya Ümraniye Esenevler'e geldim. Orada bir ev aldık. Orada 6 senedir orada ikamet ediyoruz. Eşim ve ben oturuyoruz. 3 tane çocuğum var. 2 kız bir erkek. 3'ü de evlendiler. 3'ü de ayrılar şu anda. Arada bir gelip gidiyorlar. Ve oğlumuza ikinci bir yeni bir ev ilave olarak. Böylece ilk çıkışta çıkmış olması memnun edici oldu bizim için. Bir evime isabet etti. Oraya da girdim böyle bir şey konuşalım diye. Bu vesile benim çocuğa ev almamız
tevafuk oldu diyelim inşallah. Kendi evim bittikten sonra ben bir birikim yapmıştım çocuk için. Bir 15-20 lira kadar. Çocuk da kendisi biraz biriktirmiş herhalde. Böylece onun peşinatını hazırlamış olduk.